Evet başkanım, bugün ziyaretimizi gerçekleştirdik. Ziyaretin önemini, anlamını hangi dernek olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Görüşünüzü alalım efendim. Şöyle gel abi. Öncelikle Ege TV'ye, Serhat Haber Ajansı'na ve sizlere çok teşekkür ediyoruz Seyfettin Bey. Tabii bugünkü ziyaretimizi Şevket Hocam'ın nezdinde tüm dernek üyelerimiz için Iğdır ile ilçeleri ve Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneğimizdeyiz. Çok güzel bir yer almışlar. İnşallah en kısa sürede de buranın tefrişatını yapıp tüm hemşerilerimizin hizmetine sunma noktasında hızlıca hareket edecekler. Bu noktada da bizlerimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Çok güzel bir yer olmuş, merkezi bir yer olmuş. Burada tüm hemşerilerimizi toparlayabilecekler bir yer olmuş. Burada taziyelerini, düğünlerini, nişanlarını, ondan sonra eğitim çalışmalarını, öğrencilerimize burada verilecek derslerle ilgili. Hakikaten ben de çok duygulandım. Çünkü burada eğitim çok çok önemli. Yani her şeyin yanında en önemlisi eğitim. Şükürler olsun bizim bölgemizin de eğitim kalitesi gitgide yükseliyor. Biz de Ankara'da, Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'lı olarak da her zaman birbirimize sahip çıkma noktasında olmamız gerekiyor. Şunun da bilinmesini isteriz ki Kars, Ardahan, Iğdır olarak da çok ciddi anlamda bir nüfusumuz var. Ankara'da azımsanmayacak bir nüfusa da sahibiz. Ama bunu en iyi şekilde bir katma değere ulaştırma noktasında olmamız gerekiyor. Bunun için de bizler de elimizden geldiği kadar bu çalışmalara, Kars Ardahan Iğdır Federasyonu olarak bizler de elimizden geldiği kadar bu çalışmalara destek vereceğiz. Vermemiz de gerekiyor. Çünkü biz burada geleneklerimizi, göreneklerimizi ve adetlerimizi bizden sonra gelecek olan nesillere en iyi aktarma merkezleri derneklerimizdir. Bu derneklerimizde çeşitli çalışmalar yaparak buraya gelmiş olan evlatlarımızı, kardeşlerimizi burada bölgemizin özelliklerini ve güzelliklerini en iyi şekilde anlatacak ve en iyi şekilde organizasyonları yapıp en azından bir sırayı rahim yapacağız. Ben burada Şevket Başkanımı ve yönetim kurulu üyelerimize, burada dernek başkanlarımız var, başkan vekillerimiz var, yönetim kurulu üyelerimiz var. Burada ben hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Birlik ve beraberlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diyorum. Hepinize tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok güzel bir yer olmuş. Emeğinize sağlık diyorum. Sağ olun. Ben de öncelikle nezdinizde gerçekleştirilen bu toplantı için, röportaj için teşekkür ediyorum önce televizyonumuza. Bizi heyet olarak gelen, onurlandıran Kars Iğdır Ardahan Federasyonu başkanımız olmak üzere tüm heyetine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız her şeyi anlattı. Biz tabii ki bir sivil toplum kuruluşu olarak bir dernek kuralım dedik. Kendi insanlarımızı, burada yaşayan insanlarımızı bir çatı altında toplayalım ki gerekliydi, önemliydi. Yıllardır biz bunun hasretini çektik. Çok şükür ki bunu gerçekleştirdik, derneğimizi kurduk, yerimizi de aldık. Artık bundan sonra iş diğer tüzüğümüzde geçer. İşte yardımlaşma, dayanışma, eğitim, kültür faaliyetlerini gerçekleştirmek olacak. İnşallah hayırlısı diyelim. Tekrar bize onur verdiğiniz için, geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Abi Kars Ardahan Iğdır Federasyonu Başkanı. Sayın Federasyonu Başkanımız Erdoğan Bey'e, Yener Acar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Erdoğan Bey bizi ziyaret ettikleri için yönetim olarak yönetimine hepsine çok çok teşekkür ederim. Erdoğan Bey sadece bizim için değil, tüm Karslılar için çok değerlidir. Tüm Karslıların her şeyine koşabilecek, her derdine, her köyüne, yani cenazesine her konuda destek oluyor. Biz de ona saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Her zaman da onların yanındayız. Dernek olarak. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım ve yönetimle. Sayın Başkanım, Fevzi Başkanım, sizinle kısaca bir görüşürüz. Öncelikle derneğimize teşvik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Özellikle Kayı Federasyon Başkanı Erdoğan Bey, Yener Bey'e, İsmail Deniz'e ve Sayın abime de çok büyük teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberliğimizin daimi için, birlikte bir olmamız için
el ele verip bir yere getirmemiz lazım. Önemli olan Ankara'daki Karslıları, yani ayırdım etmeden Kars, Ardahan, Iğdırlıları bir araya getirip bir arada tutabilmek. Bir arada yardımlaşmak. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Birlik ve beraberlik için. Birlik ve beraberliğimizin adı için birlikte bir olmayı arzuluyoruz. Temennimiz o yöndedir. Yani şu anda ismini sayamadığım arkadaşların kendilerine teşekkür ediyorum. Teşvik ettikleri için ama kusura bakmayın, bu arada da bir şey ikram edemedik size. Cabbar Bey, dernek başkanlarımız hepsi burada. Yılmaz Bey, hepsi buradalar. Aynen. Tüm başkanlara evet. Teşekkür ederim. Peki başkanım. Sadece bir görüşünüzü alalım. Evet. İki tane derneğimiz oldu. Yorgunsunuz birazdan. Bakıyorum biraz daha. Ben hemşerilerle bir araya geldiğim zaman enerji alıyorum. Evet. Allah sizleri var etsin. Her zaman ben sizlerden memnunum. Sizlerden razıyım. Allah da sizlerden razı olsun. Tabii şimdi öncelikle Edirili ve çevre köy derneğimizi ziyaret ettik. Şevket Başkanım da burada. Selahattin Başkanım burada, İsmail Bey burada, Cabbar Bey burada, Yılmaz Bey burada, Mehmet Bey burada. Tabi Başkan Vekilimiz Yener Bey burada. Şimdi tabi Fevzi abinin biliyor, Uluklu Köyü'ne Gönül Verenler Derneği'ne geldik. Tabi pırıl pırıl, tertemiz bir derneğimiz var burada. Ben şimdi iki derneğimizi de böyle görünce artık Ankara'da herhalde sırtımız yere gelmeyecek Allah'ın izniyle. Çünkü Ankara'nın merkezinde, Yeni Mahallede, Demeterler'de hakikaten ciddi anlamda da iki tane güzel yerde buradaki faaliyetlerini devam ettirecekler. Bunlar benim için, bizim için, federasyonumuz için de gurur verici işler. İnşallah her zaman beraber olmayı, bir olmayı başarabilen bir topluluk olarak da, kapsarlarına bir federasyon olarak da bizler hep bu düsturu ön plana alarak da böyle hareket edeceğiz. Ben Fevzi Başkanıma, Kemal Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Hakikaten böyle geldik. Şimdi şark köşesinde oturuyoruz. Ne yapıyoruz? Sıla-i Rahim yapıyoruz. Sohbetimizi yapıyoruz. Bu pandemiden dolayı bütün her yer kapalı. Ama artık yavaş yavaş böyle biraz da mesafelere dikkat ederek yavaş yavaş açmayı düşünüyoruz. Ama bugün özellikle ben hani buralarda bir ziyaret edelim diye açtık. Buna da dikkat edeceğiz ama yine kurallara uyarak, yine hükümetimizin de söylediği gibi bunlara dikkat ederek gerekirse biraz daha açmayalım ama tamamen ortalık düzelsin, öyle açalım. Gönüllerimiz bir, her zaman da bir olacak diyoruz. Ben hep söylüyorum, birlik ve beraberlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Amin. Büyük şehirlerdeyiz, birbirimize sahip çıkarsak, ben hep söylüyorum biz bize sahip çıkarsak diğer insanlar da bizi ona göre değerlendirirler. Ona göre bizimle nasıl konuşacaklarını, nasıl bir pozisyon alacaklarını ona göre hareket ederler. Eğer biz birlik içinde olursak böyle olur. Birlik içinde olmaz isek başka başka şeyler ortaya çıkıyor. Başkaları ön plana çıkıyor. Onun için mümkün oldukça kol kırılır, yen içinde kalır. Her zaman varsa aramızda bir konu konuşacağız, istişare edeceğiz, birbirimize yardım edeceğiz, birbirimize destek olacağız. Ve burada Kars'ı, Ardahan'ı, Iğdır'ı da Ankara'da en iyi şekilde temsil edeceğiz. Fevzi Başkanım tabii çiçek gibi bir yer yapmış buraya. Hep beraber yönetim olarak evet, Kemal abi. İnşallah bir gün de bu şey çıksın. Burada böyle bir akşam inşallah böyle yemek gibi toplantımızı yapalım. İnşallah. Şu açılış olsun, ilk yediği ben de veriyorum. İnşallah. Biz hep zaten beraberiz. Oluklu, beraber. Oluklu büyük bir... İnşallah genel kurulumuzda köy. Biz aynı bu şekilde arkadaşlar genel kurulu da bekliyorum. İnşallah. Yani. Biz de zaten siz federasyonumuzdasınız. Siz hep beraberiz biz. Hiçbir sıkıntımız yok. Hep beraber Ankara'da bir birliktelik olarak hareket ediyoruz. Hep söylüyoruz, olacak bunlar, bu birliktelikler olacak ki ses getireceğiz. Bu birliktelikler olmazsa ses evet, getiremeyiz. Evet. Birbirimize önce biz bize kurban, el bize kurban diyoruz ama öncelikle biz kendi içimizde her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız. Öyleyiz de zaten. Allah'ın izniyle biz sert iklimin sıcak insanlarıyız. Bizim Iğdır'ımız başka bir güzellik, Çukurova'mız. Ardahan'ımız başka bir güzellik, Kars'ımız başka bir güzellik. Allah o kadar güzellikleri bir arada vermiş ki soğuğumuz da sıcağımız da bizim için büyük bir nimet. Hem bölgemizin kıymetini, özelliklerini bileceğiz, güzelliklerini bileceğiz. Bunları da en iyi şekilde buradaki gençlere de aktaracağız. İnşallah en yakın zamanda da eğer açılırsa Sarıkamış şehitlerine bu Hazirun'la beraber başkanlarımızla beraber de Ocak ayının ilk haftası. İnşallah daha önce de böyle eğer organizasyonda bir sıkıntı olmaz ise
ne yapalım? İnşallah gidelim o şehitler diyarında. Hem Kars'ımızı, Ardahan'ımızı, Iğdır'ımızı ziyaret etme imkanı bulalım. Orada şehitlerimiz orada. İnşallah hep beraber analım. O atmosferi de orada hep beraber görelim. Ben söylüyorum, Sarıkamış Çanakkale'nin altyapısıdır. Eğer Sarıkamış'taki o cesaret, o azim gösterilmeseydi belki Çanakkale olmayacaktı. Orada eksi 40 derecelerde, 43 derecelerde orada kendini kayıtsız ve şartsız vatana feda etmenin destanı var. O yalnızca Kars'ın, Ardahan, Iğdır'ın şehitleri değil. Kıbrıs'tan gelmiş, Karadeniz'den gelmiş, Rize'den gelmiş, Manisa'dan gelmiş, Kosova'dan gelmiş 90 bin şehidimiz. O tüm Türkiye'nin, aslında tüm Müslüman coğrafyasının şehitleri. Onun için de hep beraber biz de onlara sahip çıkacağız. Ardahan'ımıza da, Iğdır'ımıza da, Kars'ımıza da en güzel destekleri göstererek biz de varız. Biz zaten Serhat illeri olarak elini değil gövdesini koymuş bir millet olarak bir sürü zulmü görmüş, esareti görmüş bir bölgenin çocukları olarak, evlatları olarak da her zaman ülkesinin birliği ve beraberliği için elinden gelenini hiç esirgemeden, gövdesini esirgemeden, canını hiç esirgemeden bu vatanın birliği ve beraberliği için her zaman ön plana çıkarmıştır. Ben onun için hemşerilerimden razıyım. İnşallah tüm hemşerilerimiz de bizden razıdır. Anlaşıldı. Ben tekrar burada Fevzi Başkanımıza, Kemal Başkanımıza, Yener Başkanımıza, Şevket Başkanımıza, Selahattin Başkanımıza, Hasan Başkan Komiserimize, İsmail Bey'e, Cabbar Abi'ye, Mehmet Bey'e ve tüm hazırlığına, tüm cemine, Hayal Bey'e, Yılmaz Bey'e, buradaki tüm hazırlığına hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz için de size tekrar Fevzi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bunlar da emanet olur. Karşıdaki resimler de şeydedir. Bunlar Kıbrıs gazileri. Şey, gazilerimiz değil mi? Gazilerin ortadaki polis de bizim Halis abinin küçük kardeşi. Polis de şehit oldu. Biliyorum. Allah'a da böyle resimler yan taraf, olarak. Yan tarafa resimler koyacak. Olarak yan tarafa bak orada şey yapmışsın. Bunlar rahmetli olanlar. Rahmetli olanlar. Tamam. Yani bu şey vatan ruhları için şad olsun. Kendilerini feda ettiler. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun diyor. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz.